Evet, merhabalar. Giresun Spor'dan konuşuyoruz. Giresun Spor'dan bahsedeceğiz. 44 yıl sonra tekrar Süper Lig'e döndük. Döndük ve neyi gördük? 44 yıl boyunca ülke gündemine gelemeyen şehrimiz çok rahat bir şekilde ülke gündemine kulübümüz sayesinde gelmiştir. Herkes de bunu gördü. Onun için Giresun Spor'un değerini parayla ölçemeyiz. Bu açıdan bakmamız lazım. O yüzden şehrimizin gücünün yettiği en üst ligde kulübümüzü hep beraber tutmaya çalışmalıyız. Gündemde olmak, şehrin sorunları da gündemde olması demek. Gündemde olmak, şehirle ilgili ulaşabileceğimiz yüksek mevkilere çok rahat ulaşabilmek. O yüzden Giresun Spor hakkında kimse olumsuz düşünmesin, kimse şeyle kişiselleştirmesin, Giresun Spor'u kurumsal olarak değerlendirsin. Hoş geldin kardeşim Murat. Öncelikle kendimden biraz bahsedeyim. Vedat Yavuz, Giresun Cuma Gürsel Caddesi'nde esnafız. Şimdiki pozisyonumuz Giresun Spor. 44 yıl sonra bir Süper Lig heyecanı yaşıyoruz. Öncelikle çok güzel başlamasak da ama sonraya doğru gidişatımız puanlar ve kayıplarımız oldu ama neticede güzel bir oyun sergiliyoruz. Oyun anlayışımız var. Bunu da istikrarında sürdürmek istiyoruz. Kötü puan kayıplarımız oldu. Alacağımız maçlar vardı. Talihsiz gollerle beraber berabere de kaldığımız var. Yenilmiş olduğumuz maçlar da var. Bunlar bizi tabii birazcık üzüyor. Şimdiki durumumuz da ortada. Puanlar lazım. Taraftar lazım. Destek lazım. Ve hep birlikte beraber bunları başarmamız gerekiyor. Yani birlik beraberlik de olur bazı şeyler. Şu anda da onu birazcık görüyoruz. Birazcık birlik beraberliği bir araya gelince oluyor bu da. Sonuçları futbolculara yansıyor. İşte şehre yansıyor. Ya bir arada olduğumuz zaman her şeyin üstesinden geleceğimizi görüyoruz. Ve bunun da taraftarın yoğun ilgisini görmemiz lazım. Hep bir arada olmamız lazım. Maçlara daha çok ilgi göstermemiz lazım. Antrenörümüze biraz daha destek olmamız lazım. Çünkü kolay değil yani. Nereden olup bizi nerelere getirdi. Bu istikrarı artı yönetime de teşekkür ediyoruz. Hocamızı bırakmadığı için. Yani bıraksa daha farklı sonuçlara da gidebilirdik. Bu yüzden yönetime de çok teşekkür ediyorum. Biz de taraftar olarak elimizden gelen neyse onu yapmak zorundayız. Ve buradan da Giresun Spor taraftarına da çağrı yapmak istiyorum. Yani mutlaka aslında gelinsin. Taraftarımızla beraber bu ligi inşallah hani dilerim ki şampiyon olarak bitirelim ama bize şu anda puanlar lazım geriye gitmemek için. İnşallah taraftarımızla beraber bu işi başaracağız ve daha güzel günler göreceğiz yani. Murat Bey, öncelikle hoş geldiniz. Başlamadan önce Murat Ümit Uzun YouTube kanalında tüm Giresunluları davet ediyoruz. Abone olsunlar. Giresun'daki, spor kamuoyundaki ve tüm gelişmeleri buradan takip edebilirler. Hassasiyetinize de teşekkür ederiz. Murat Bey, Giresun Spor'a gelince uzun yıllar bekledik, tüm Giresunlar gibi bizler de heyecanla bekledik ve beklenen 44 yıl sonra gelen şampiyonluğun hep beraber yaşadık. Burada emeği geçen
tüm Giresunlulara, başkana, teknik ekibe ve tüm taraftarlara teşekkür ediyoruz. İlk yarı değerlendirmesini yapacak olursak, herkesin de gördüğü gibi zorlu bir fikstür çektik. Beklenen ilk 6-7 haftada en iyi sonuçları almaktı. Buradan da daha sonra zaten iyi sonuçlar almaya takımımız devam etti. Giresunspor iyi futbol oynuyor, iyi mücadele ediyor. Giresunspor bundan sonraki süreçte daha iyi sonuçlar alacağına inanıyoruz. Çünkü gayretli olan, mücadele eden bir takım. Evet, eksiklerimiz var. Evet, noksanlıklarımız var. Bunu teknik ekip zaten görür ve Sayın Başkan burada gereğini yapar diye düşünüyoruz. Bizler de taraftar olarak elimizden geleni mutlaka yapalım. Giresunspor'a destek verelim. Tüm Giresun'un ortak paydası bence ilk sırada gelen Giresunspor olmalıdır. Lütfen tüm il, ilçe, siyasi bürokratlarımız, iş adamlarımız, taraftarlarımız birlikte birleşelim. Giresunspor'u bu ligde kalıcı olmaya lütfen gayret edelim. Giresunspor'un futbol tarafına baktığımızda, teknik tarafına gelince, teknik heyet zaten bunlara karar verir. Sayın Başkan, teknik ekip, yönetim gerekeni yapar. Giresunspor mücadele eden bir takım ama herkesin de gördüğü üzere Giresunspor'un bir gol yollarında bir eksikliğimiz var. Son haftalarda her ne kadar Sayın Hakan Keleş, teknik direktörümüz çözüm yolları bulsa da eksikliğimiz burada görünüyor. Birkaç tane transferle yapıyı çok bozmadan, içerideki ahengi bozmadan birkaç tane takviye ile bu takım Süper Lig'de kalacaktır ve tüm Türkiye bunu görecektir. Son olarak değinmek istediğim birkaç konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Stat girişlerinde ve çıkışlarında taraftarların mağdur olduğunu görüyoruz. Bununla alakalı lütfen ilgilileri göreve davet ediyoruz. O konuda da taraftarlara yardımcı olmasını istiyoruz. Tüm Giresunları bundan sonraki süreçte Giresunspor'un her zaman yanında olmaya davet ediyoruz. Giresunspor ligde kalacaktır. Giresunspor ligde kaldığı sürece Giresunspor'un Giresun için en büyük reklamıdır. Bizleri en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Murat Kaleci'm hoş geldin. Adım Ümit Akkemez. Takımımız 22 puanda. Yani daha iyi olacak. Yükselecek. İşte taraftarını bekliyorum maça. Yani bu sene kalacak yani ligde. Düşmeyecek. Kuzey hoş geldin. Ben Adem Gezici, Giresun taraftarıyım. Giresunspor'un ilk yarı yaptığı performansla memnunum. İnşallah ikinci yarı daha bir tık üste çıkarak bu ligde kalıcı olacağız. Bu lig Giresunspor'u çok şey katacak. Murat kardeşim ilk önce hoş geldin. Programın hayırlı olsun. Adem Mustafa Kemal Çakçı. Uzun yıllardan beri tribünlerde yer alıyoruz. Maçları takip ediyoruz. Adem kardeşimizin dediği gibi takımımız bir tık üstüne daha katarsak, iyi bir golcü alırsak daha iyi yerlerde olacağımızın inancındayız. Sezon boyunca takımımıza başarılar diliyoruz. Murat hoş geldin. Ayrı güzel. Arkadaşlarım genel olarak söylediler. Bence Giresunspor ilk yarıda oyuncu kadrosuna göre fena da bir puan almadı. Son maçlarda biraz form düşüklüğü olsa da bazı arkadaşlarda. Yönetim bu konulara gerekli takviyeleri yaptıktan sonra ben Giresunspor'un bu ligde çok rahat kalacağı inancındayım. Giresunspor eğer günündeyse bu ligde her takıma kafa takabilecek bir oyun anlayışına sahip. Başarılar diliyorum arkadaşlara. Tebrik ediyorum. İnşallah daha iyi sonuçlar veririz. Şampiyon Giresunspor. Yeşil. Beyaz. Yeşil. Beyaz.
Merhaba kardeşim, hoş geldin. Bu takımın ligde kalacağı, ismim Alper Karakaya. Bu takımın ligde kalacağını inanıyorum. İkinci yarıda aynı performansla devam edersek bu takım birkaç takviyeyle ligde kalır.